Merhaba hepiniz, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden Salı ve 24 Ocak. Yarın benim doğum günüm. Neyse, onu ayrı bir vlog olarak paylaşacağım. Bugün de nöbetten geldim. Zaten bence belli oluyordur diye düşünüyorum. Çok şükür nöbetim güzel geçti. Yine risk alarak misafir davet ettiğim, ailelerimizi davet ettiğim bir gün oldu. Ama başka da fırsatım yoktu. Bir öncekinde de yine çekmediğimi düşünerek bugün vlog başlatma kararı aldım. Çekip çekmemek arasında çok kararsızdım. Çünkü nöbetten çıktığım için açıkçası anca yetişirim diye düşünerek vlogu da içeri katarsam hani işim uzar diye düşündüm ama öncekinde de yine babamlar geldiğinde çekmediğimi hatırladım. O yüzden bu vlogda babamları ağırladığımı çekeceğim. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda size bahsetmiştim. Babamlar Umre'den geldi, işte ziyarete gittik falan gibisinden. Ben de onlara ilk geldikleri gün zaten yemeği almıştım ama yarın dönüyorlar ve dönmeden bir kez daha hem görüşme amacıyla babam da niyetle yani birkaç gündür falan oruç tutmaya başladı. O yüzden onları tekrardan yemeğe almak istedim. Böyle tekrar bir görüşme olsun. Halide annem rahatsızdı. Biz Umre'den geldiklerinde ziyarete gitmiştik ama Halide annem gelememişti. Babam gelmişti. O yüzden hep birlikte bugün tekrar toplanalım istedim. Böyle bir anda kalabalıklaştığımız bir davet oldu. Ben de nöbetten çıkıyorum. Pazartesi nöbetçiydim. Bugün var bir tek. Yarın da zaten dönüyorlar. O yüzden mecburen bugüne kabul ettim. Ne yapacağım peki? Nasıl yetişeceğim? Saatim zaten 12'ye geliyor. Ben sabahtan bir Burak'la beraber kahvaltı yaptık. Fırında geldim. Şimdi hızlıca duşa girip duş işini aradan çıkarmak istiyorum ki hızlı hızlı koşturup en azından o şekilde yetişirim diye düşündüm. Ve sizin önünüzden de bir temizlik yaptım. Salonu açtım. Biliyorsunuz normalde bizim salonumuz kapalı duruyor. Hemen orası birazcık ısınmaya başlasın. İçeriği bir sildim, süpürdüm, toz aldım. Aynı şekilde buraları da yani temizlik için aradan çıkarmış oldum. Banyoları da temizledim. Şimdi manavdan bir şeyler söylemiştim. Onları bekliyordum açıkçası. Onlar geldi. Neler yapacağımızdan önce size bahsedeyim ve sonra manavdan neler söyledim bunlarla başlayalım. Manav alışverişi yapmamıştım. Buzdolabı düzeninde de sebzelik kısmı boştu, belki fark etmişsinizdir. Neyse, gelelim içeriğimize. Bugün neler yapacağız? Nöbet çıkışında yapılabilecek en güzel ve en hızlı, en lezzetli tarifleri yapacağız sizinle beraber. Siz de böyle ani misafirinize bunları yapabilirsiniz. Bugün kasabımıza güveç yaptıracağız. 10 kişilik işte kendimizce ayarladık. 10 kişilik böyle bol etle güzel bir güveç yaptırıyoruz. Çorba olarak ezogelin çorbası yapacağım. Daha önce babamlara brokoli çorbası yapmıştım diye hatırlıyorum. Bir kere de mercimek yapmıştım. O yüzden bugün ezogelin çorbası yapacağım. Ben çok severim ve güzel de yaptığımı düşünüyorum. Yani yerken gerçekten keyif alıyorum en azından. O yüzden bol bol o çorbadan yapacağım. Yarına da kalabilir hatta. Sonra yanına düğmeli kereviz yapacağım. Geldi kerevizlerimde. Düğmeli kereviz yapacağız zeytinyağlı olarak. Patatespresi ve pirinç pilavı yapacağız. Dediğim gibi düğmeli kereviz yapacağım. Zeytinyağlı olarak çok sevdiğim bir tariftir. O yüzden hatta portakal da söyledim. Portakal sulu çok güzel oluyor. Böyle bir iftariye tabağı hazırlayacağız. Gelirken biraz alışveriş yapmıştım. Hurma, peynir, zeytin, pastırma gibi şeylerin olduğu bir tabak hazırlayacağız. Roka salatası yapacağım. Yoğurtlu pancar yapacağım. Bir de haşhaşlı sultan tatlısı yapacağız. Şimdi sultan tatlısı için tereyağımı çıkardım. Şu an biraz oda ısısına gelmesini bekliyorum. Ben de o arada gireyim, duşumu alayım. Hazırsa şunları bir göstereyim. Sonra ben duşa girip yeniden yanınıza geleceğim. Burada yeşilliklerim var. 3 bar roka aldım. Bir göbek marulu aldım. Bir de maydanoz aldım. 1 kilo havuç aldım. Şöyle 1 kilo portakal. Yarım kilo limon. Biraz muz aldım. 1 kilo vardı galiba, salatalık. Biraz yeşil biber ve kırmızı biber aldım. Yoğurtlu pancar için şöyle pancar. Kereviz kaç tane gelmiş? 3 tane gelmiş. 2 kilo patates, bir de çeri domates aldım. Bu da yine salata için. Onun dışında domates zaten kışın kullanmıyoruz. Aldıklarım bu kadardı. 300 civarında bir şey tutmuştu. Duştan çıktım ve birazcık şöyle havluyla saçlarımı kurumasını beklerken hemen ilk işlerimizi hallediyoruz. Şimdi kerevizi yapıp hemen koyacağım. Şimdi kerevizlerimi soydum, temizledim ve limonlu suda bekletiyorum. Zeytinyağı gerekiyor. Şöyle yarım çay bardağını biraz geçireceğim. Şöyle geniş bir tencereme soğanlarımı ay ay doğradım. Zeytinyağımın bir kısmını alıyorum. Birazını da üzeri için ayıracağım. Şimdi kerevizlerimi şöyle suyun içerisine, düğmeli kereviz için. Şöyle içlerini oydum. Havucu tam denk getireceğim. Kenarda kalan havuçları kesiyoruz. Onları tenceremizde koyacağız. Ve bunu böyle birer santim genişlikte dilimleyeceğim şimdi.
Şöyle kalan havuçları serpiştirelim. Bir tatlı kaşığı şeker. Tuz ekliyorum. Kalan zeytinyağını gezdiriyorum üzerlerine. Bir su bardağı da şöyle sıktığım portakal suyu. Oh, portakal suyunda pişecek. Bayılıyorum ya, bayılıyorum. Kerevizle her şeyi çok seviyorum. Aslında kapatalım. Şimdi bu şekilde kaynayacak. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Havuçlarımız, kerevizlerimiz yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Sıra geldi yoğurtlu pancar mezesine. Yani aslında şeyini tam bilememişim. Yarım kilo söyledim. Sanırım az gelmiş bence. Şöyle iki tane çıktı. Ama zaten çeşit olsun diye koyacağım. Normalde gene de bir 3-4 tane olsa iyiydi. Sırf pancar, nar bunları ayıklayacağım için üstüme siyah giydim. Yine aynı şekilde bu da renk vereceği için siyah seçtim her şeyi. Bu da yine basit ama çok lezzetli bir meze. Bunları yıkayacağım tekrar. O yüzden sadece direkt soyuyorum. Sarımsaklı yoğurtla güzel olacak. Ne oldu kızım? Efendim? Uyuyordu, geldi. Şimdi pancarlarımı rendeliyorum. Az böyle diriliği gidecek kadar hafif zeytinyağını koydum üzerine. Birazcık soteleyeceğim. Buna böyle yine siyah bir şey koyalım. Renk çıkmasın diye. De azıcık diriliği ölsün. Sonra yoğurtlayacağız. Şimdi şu yoğurtlanacakları da halledip dolaba kaldıralım. Garnitürümüzü ve şu pancarımızı yoğurtlayıp bence kaldırabilirim. Yoğurdu çok seviyorum biliyorsunuz. Böyle süzme yoğurtla normal yoğurt karışımı bana göre. Bakın kıvamı bayağı katı. Şöyle 3 bir 4 yemek kaşığından bakalım. İçerisine tuz ekliyorum biraz. Sarımsak da ekleyeceğim ama sarımsağı en son Burak için birazcık ayıracağım. Burak yemiyor biliyorsunuz ki. Pancarlarımı biraz sotelemiştim. İçine alıyorum direkt. Öyle dilim dilim pancarı da çok seviyorum bu arada. Direkt salatası da çok güzel oluyor. Ama yoğurtlu da çok güzel oluyor. Sadece karıştıralım. Havuç tarator gibi oldu. Sunabiliriz. Şuan çok az. Ve şimdi sarımsak ekliyorum. Sarımsağım büyüktü. O yüzden bir diş ekleyeceğim. Bu arada hızlı hızlı tariflerimi yapıyorum. Bulaşıklara dokunmuyorum şu an gördüğünüz gibi. Normalde ben önce bulaşıkları toparlar bir yandan öyle yaparım. Ama bu sefer bulaşık makinem yarım doluydu. O yüzden aslında benim için güzel oldu bir yandan. Bunların bulaşıklarını da atıp yıkanacak her şeyi sonra tekrardan yerleştirip akşama hazır edeceğim. Bu tamam. Rus salatası yapıyorum. Garnitürümü aldım. Mayonez ekleyelim. Şöyle dolu dolu 3 kaşık yoğurt ekleyeceğim. Bu da yine kalırsa, böyle mesela çok yaptığım şeylerde şöyle düşünüyorum. Kalırsa ertesi gün bunu garnitürlü makarna olarak yiyebiliriz. Bu da tamam. Kesmeli aşırı pratik çıktı. Şimdi kerevizlerden bir tanesini yedim, miniklerden. O kadar güzel olmuş ki. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Zaten suyunu da çektim. Tam 11 tane var burada. Zaten Burak ve Furkan ve Barkın asla yemez. Burak da yer mi bilmiyorum. Şöyle yapraklarından biraz ayırdım. Ve üzerine de serpip kapağını kapatacağım. Zaten biliyorsunuz zeytinyağlar dinlendikçe güzelleşiyor. Düğmeli kerevizimiz hazır. Evet, geldik haşhaşlı sultan tatlımıza. Hemen tatlımızı da aradan çıkaralım. Bayağı bir şey hallettik bu arada. Saat daha 1.30. Bundan sonra da çorbamızı yaparız. Ben şuradan tiklenecekleri tikleyelim. Püremiz kalıyor. Garnitürümüz tamam. Yoğurtlu pancarımız tamam. Şimdi sultan tatlısına da tamam diyelim. Çorbamızı yapacağız. Patates püresi, pirinç pilavı, sigara böreği, roka salatası ve iftariye tabağımız var. Geriye kalan
Bunlar da hızlıca hallolacak. Şimdi buraya 2,5 su bardağı şeker ve 3,5 su bardağı su koydum. Şöyle biraz karıştırıp kaynamaya bırakacağım. Kaynayınca da birkaç damla limon ekleyeceğim. Şerbetimiz soğuk olacak. Soğumaya bırakacağız. Bunları bularken de fırını açarız. Çorbayı da yapıp artık saçlarımı kurutmam lazım. Şimdi şöyle 200 gram oda ısısına getirdiğim tereyağım var. Onu ekliyorum. Bir tane yumurta. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı şeker. Bir çay bardağı hindistan cevizi. Bir paket vanilin ve kabartma tozu. Su bardağı irmik. Kontrollü bir şekilde de 3 su bardağı un ekleyeceğim. Önce şunu bir yoğuralım güzelce. Ve bu da çok sevdiğim bir tariftir. Şimdi babam da niyetli olduğu için böyle şerbetli tatlılar istiyordur canı diye düşünüyorum. Önce bir bardağı ekleyelim. Üçüncü bardağı da ekledim. Süte. Sonra da haşhaşa bulayacağız. Şimdi ceviz büyüklüğünde alıyorum. Önce süte. Bu arada birazcık yumuşaktı hamur. O yüzden tekrar bir un eklemesi yaptım. Yani buna batırdığımda çok fazla yumuşadı. Şu an iyi oldu. Çok az bir şey daha ekledim. Yani yumurtanın büyüklüğüne göre değişebiliyor. Bu arada fırını 170 dereceye ayarladım. Meraklı kızım geldi bile. Fırına atıyoruz. Unutmuşum dondurucudan börülce sallaması çıkar. Unutmuşum dondurucudan taze börülce çıkarmıştım. Hatırlıyor musunuz? Bunları Halide annemle beraber hazırlamıştık. Sağ olsun taşlayıp benim için böyle paketlere koymuştu. Ben de onları şimdi yine soslayacağım. Aa, diğeri çözülmüş de bu tam çözülmemiş. Çok fazla olacak ama yine çok sevilen bir tarif. Sonra bunu da saklarım. Karıştırması zor olur. Şimdi sadece zeytinyağı, tuz, limon ve sarımsak. Sarımsak ana karakter ama. Gerçekten onsuz olmaz. Kurutayım. Çorbaya geçmeden önce patateslerimi haşlayayım bir de. Püreyi çok yapmama gerek yok. Şöyle 3 diş, hatta 4 olsun. İnce çünkü. Zeytinyağımızı da ekliyoruz. Ben duştan çıktım. Şuranın haline bakın, camlar nasıl buhar yapmış. Ocak sürekli çalıştığı için ocak, fırın, balkonu da açtım ve balkon da sıcacık oldu. Çünkü şimdi akşam yine burada oturulur. Hemen erkekler çıkıyor zaten genelde. Bunları şöyle bir koyalım. Şerbetlerini çekmişler. Şu fazlalık. Buna sığmayanları da şöyle aldım. Şimdi bunu yine streçleyip dolaba kaldıracağım. Çok güzel gözükmüyor mu? Saat şu anda 3.30. Makineyi çalıştırdım bulaşık makinesine. Bulaşıkları toparladım. Patatesleri haşladım. Ve bu işlerin hepsini hallettim. Şimdi hatta misafir sofra takımımı çıkardım. Sadece masa örtüsü ve runner'ı çıkardım. Peçeteleri çıkarmadım. Onları hazırlıyordum. Masamızı da hazırlayalım. Gelin o da aradan çıksın. Misafir sofra takımı zaten biliyorsunuzdur ama çok uzun zamandır kullanmıyorum. Bu böyle masama uyan tek masa örtüm diyebilirim. Biraz birkaç tane büyük almam lazım. Benim masam direkt açık olduğu için ancak bunlar oluyor. Böyle içerisinde hafif simler barındırıyor. Çok tatlı duruyor. Şunu da serince ikisi bir tamamlıyorlar. Şimdi güzelce masamızı hazırlayalım. Sizi şuraya sabitleyeyim. Bu arada yaptığım işlerden bir tanesi de yeşillikleri sirkeli suda bekletmekti. Onları da hallettim. Çıkaralım bakalım takımlarımızı. Bunların hepsi dolacak büyük ihtimalle. Ay, şu peçetelerimi kullanacağım. IKEA'dan aldığım çiçekli. Bir türlü kullanamamıştım. Çok hoşuma gidiyor bunlar.
İşte misafir sofram. Ailelerimize özel oldu bugün. Böyle çiçekli. Hazır gül koymuşken şu yapay güllerimi de sofraya koymak istedim. Sunumları en son halledeceğiz. Şu anda patates püresini halletmeye gidiyorum. Çorbamı koymaya gidiyorum. Bir de salatayı. Hadi onları da halledelim ve aradan çıkaralım artık. Maya'yı merak edeceklerdi. Maya böyle kuytu yerlerde. Hep saklanmayı çok seviyor. Şimdi salona geldi değil mi kızım? Salon sıcacık olmuştu anneciğim. Bayağı bir uyudu bugün. Patates püresini de halledeyim. En son ısıtırım diye düşündüm. O yüzden sıcak sıcak şimdi hemen yapacağım. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Çünkü patatesim fazla. O böyle arada biraz erisin. Şöyle araya sıkıştıralım onu. Ben biraz süt, biraz krema koyacağım. Onu birazcık göz kararı ayarlayacağım. Siz sadece sütle de yapabilirsiniz. Ya da sadece kremayla. Sana göre bir şey yok ama. Kıvamı o kadar güzel oldu ki tadı da aynı şekilde. Böyle nişastası çıkmasın diye ben aşırı ezmiyorum. Blenderla falan da yapabilirsiniz tabii. Şimdi bu böyle kabuklanmasın diye ben bunu streci şöyle yapacağım. Şimdi hızlıca çorbama başlıyorum. Meyanesini ve baklagillerini ayrı pişireceğim. İkisine de birer yemek kaşığı tereyağı ekledim. Altını açalım. Pirincimi de ıslatacağım en son. Tereyağım erisin. Soğanlarımı atacağım. Bamın da altını açtım. Tereyağım eridi. Ona domates ve biber salçası karışık. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Hatta azıcık daha ekleyeceğim. Buraya da bakliyatlarımızı ekliyorum. Şöyle biraz göz kararı ekledim ama fazlalaştırmak için. 1,5 su bardağı mercimek, 1,5 yemek kaşığı pirinç, 1,5 yemek kaşığı da bulgur ekledim. Karıştıralım. Suyunu ekleyeceğim. Ya da baharatlarını ekleyeceğiz. Biraz da su. Rahat görün diye sosu buraya aldım. Şimdi üzerine su ekledim. Yoğun. Sadece karıştırmaya hazır olacak kadar olsa. Toz biber. Şöyle bir yemek kaşığı kadar nane ekliyorum. Kimyon ekleyeceğim. Çok az. Biraz da karabiber. İftariye tabağımı hazırladım. Şimdi size göstereceğim. Şu çorbayı bir birleştirelim. Direkt içerisine ekliyorum çorbamı. Ve zogelin çorbamız tamam. Şimdi kaynasın. Biraz da kısık ateşte birlikte pişireceğim ve kapatacağım. Ben tekrardan biraz daha su ekledim. Şimdi tekrar katılaşır kaynadıktan sonra çünkü azıcık daha. Çok azıcık da blenderdan geçirdim ama çok değil. Bakın hala taneleri var. Ağza gelmesini seviyorum ama o çok diri diri görüntüde olsun istemedim açıkçası. O yüzden çorbamız şu an bitti. İftariye tabağımız da hazır. Bunu da şimdi şöyle kenara doğru koyalım. Yine uzatırız bu tarafa da. Şöyle bir tabak yaptım. Buraya şey de getirdim. Kerevizimi de getirdim. Yavaş yavaş hazırlamaya başlıyorum. Şimdi yavaş yavaş sunumlara başladım. Yağ yaktım. Bu şeyin üzerine hafifçe dökeceğim. Bu hazır. Asla yoğurtlu olduğu belli olmuyor pancarın. Saat şu an 5'i 5 geçiyor. Demek ki 3'e kadar falan gelmiş olur. Bir ofise uğrayacağım dedi sadece. Erken gel dedim ona da bana yardım et dedim ama her şeyi de yetiştirdim. Cevizin yakışmadığı tarif yok zaten. Hem görsel anlamda. Tamam. Bunu da süslemek için şöyle bir iki tane çeri domates kullanalım. Tadam. Oh şunların güzelliğine bakın. Şimdi bunlara uygun. Şöyle bir kaşık koyalım. Şunu koyalım. Garnitür için bu kaşığı koyacağım.
Hadi bakalım salatamızı da tamamlıyoruz. Ben bunu hep yanlış yapıyordum. Yani şöyle hepsini üst üste koyuyordum mesela şu karıştırdığım kapta. Ama sonra bunları harmanlayıp servis ettiğin için bu sefer hepsi birbirine giriyordu. Ama direkt sunum olarak şöyle gözüksün diye sosunu yeşilliğe hazırladım. Tuz eklemedim çünkü tuz da bayıltıyor. Daha önce çok kez başıma gelenleri yavaş yavaş öğreniyorum. O yüzden direkt şimdi bunu sosladım. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon yaptım. Tuzunu dediğim gibi, zeytinyağı söyledim. Tuzunu dediğim gibi sofrada ya ekeriz ya da herkes tabağına ekebilir. Biraz mısır koyuyorum. Salataya nar gerçekten çok yakışıyor. Benim en sevdiğim salata son zamanlarda. Misafirime de hep bunu yapıyorum. Normalde tulum peynirliğiyle oluyor ama ben de şimdi tulum peynirinin tadına benzer bir peynirim var. Yani sandviçlerde falan güzel olan bir peynir. Bundan ekliyorum. Ne giyeceğime de bu arada karar vereyim. Ona göre üstümü çünkü bir 10 dakikaya falan artık giyinirim. Pilavı da yapayım da ondan sonra giyineyim istedim. Ama şu kahveyi bir içeceğim ya. Gerçekten başım çok ağrıdı. Saatin nasıl geçtiğini anlamadım. Aslında yorulmadım. Yani şöyle sürekli parça parça bir şeyler yaptım. O arada işte duşa girdim. Biraz oturup dinlendim. Ne bileyim parça parça yaptım ya. Bir de aşırı yorucu bir şeyler yapmadım aslında. Hepsi böyle tıkır tıkır işledi. O yüzden çok anlamadım. Ama hep ayakta olduğum için saatin nasıl geçtiğini anlamadım. Şimdi kahvemi içeyim. Domates kalmış. Hem olurken şu bulaşıkları yıkayayım. Çok az bir bulaşık kaldı bu sunumlukları hallettiğim için. Bir de bulaşık makinesini boşaltıyorum. Bu arada ben kaldırılacak her şeyi de kaldırdım. Mesela kerevizin tenceresinde böyle 2-3 tane falan kereviz kaldı. Tabağıma sığmadı. Onları güzelce saklama kabına koyup buzdolabına koydum. Yani böyle her şeyi halletmeye çalıştım. Şurayı bir temiz görüntü sağladım. Granitlerimi de yapayım diyordum ama işte onu unutmuşum. O da misafir tenceresi gibi oluyor ya. Artık yapacak bir şey yok. Zaten püre var. Şimdi bunu yine maviyi çıkardım artık bir sürü uyumsuzluk olmasın diye. Yakalandık kahvemize. Neyse bir yandan. Bu yorgunluk kahvesi oluyor. Bu arada kimler geliyor bahsettim mi bilmiyorum ama babam, Aynur abla, kardeşim Furkan, Burak'ın anneannesi ve teyzesi, bir de kuzeni de geldi. Yani Barkın, Furkan'ın en yakın arkadaşlarından biri biliyorsunuz ki hepsi. Zaten gelip full Furkan'da takılıyorlar. Evlerine bile gitmiyor. Neyse onu da çağırdık. Ablamlar da çaya gelecekler. İnşallah öyle bir plan yaptık bugün. Bayağı bir kalabalık olacağız yani anlayacağınız. O yüzden artık çay keyfinde dinlenirim diye düşünüyorum. Tatlımız da çok güzel oldu. Aslında babam tatlı yapma kızım. Biz gelirken alırız dedi ama işte görüyorsunuz illa yapmak istiyorum. Bilmiyorum ya. Neden böyleyim bilmiyorum ama kendim yapmak istiyorum işte. Benim elimden yesinler istiyorum. Çünkü her zaman zaten tekrar Muğla'ya dönecekler. Uzun bir süre zaten yine alamayacağım. Yine görüşemeyeceğiz. Böyle arada gelindiği için misafirliklerde böyle insan gerçekten heves ediyor. Ben çeyiz yaparken de demiştim bunu kendime. Aldığım her şeyi kullanacağım. Her şeyi insanları şaşırtacağım ve hani bunlar kullanılmaz denilen her şeyi kullanacağım demiştim. Ve gördüğünüz gibi tepe tepe de kullanıyorum gerçekten. Telefon çalıyor, bataryam bitiyor. Sizi biraz şarj edeyim, birazdan görüşürüz. Üzerimi değiştirmişken hemen dedim ki göstereyim bugünkü ev kombinimi size. Ev misafir kombini. Bu tarz parçaları böyle eve misafir geldiğinde giymeyi çok seviyorum. Hem elbise giymiş oluyorsunuz hem de böyle aşırı şık durmuyor. Ben çünkü evde durduğumuzda çok şık parçaları sevmiyorum açıkçası. Hem spor hem şık olmuş oluyor. Böyle kapşonlu, tatlı bir elbiseydi. Milla'dan almıştım bunu da. Ayağıma da bunlar Selin ablamların hediyesiydi. Bir ara onlar böyle terlikler yapıyordu. Bakın çok tatlı süslüler. Yazın denize falan da götürüyorum bunları. Şimdi evde bunu giydim. Ay saçlarımı da yine o saç şekillendiricimle yaptım. Bu sefer dışa doğru böyle kıvıra kıvıra indim. Bakın maşa gibi oldu. Güzel oldu. Bunu da sevdim. Hazırım gördüğünüz gibi. Makyajımı zaten iyi ki banyodan sonra yapmışım. Fırsatım olmayacakmış resmen. Şimdi makineye yerleştireceğim. Bulaşıkları halledeceğim. Hala yapmadım. Sofranın son halini ama size göstermek istiyorum. Bu arada pilavı yapıyorum. Pilavı yaptım. Kameram şarj olurken saat çünkü 17.45 olmuş sanki. Bir saniye bir bakalım. Olmuş. Ama pişmiş mi? Olmuş.
Şimdi gidelim soframıza bakalım. Burak da güveci almaya gidiyormuş. Bir bakayım dedi. Eğer olduysa hazırsa direkt alıp geleceğim dedi. Ya çok güzel gözükmedi mi? Bakın boydan boya şöyle süslemiş oldum. Aslında sunumluklar ihtiyaçlarım var ama bu da her şeyi karşılıyor kendi seti. Bakın hepsini koyuyorum. O yüzden böyle sunumluk yerim de çok olmadığı için büyük parçalar o yüzden bir türlü alamıyorum. Tekrar şöyle göz atarsak burası Burak'ın kısmı. Gördüğünüz gibi bunlar sarımsaksız olanlar. Şöyle bolca meze yaptım. Düğmeli kerevizimiz de harika gözüküyor. O kadar yumuşacık olmuşlar ki. Eyvah Maya geliyor. Kızım günaydın. Salatamız, yoğurtlu pancarımız ve iftar yediklerimiz gerçekten çok güzel oldu. Benim içime sindi. Umarım sizler de beğenirsiniz ve denersiniz. Denerseniz eğer mutlaka beni etiketleyin. Unutmayın kızım beni özlemiş galiba. Aşkım. Bir babamlar geldi. Karışmasın diye söylüyorum. Kim gelmiş? Kapıda sizi benden önce bekleyen biri var. Ooo. Burak da geldi mi? Geldi. Alayım mı? Alma. Güveçle gelmişler. Ver. Tepsi almışız. Beni bekledi. Aynen. Nasıl taşıyacak bu konu? Yok karton koymuş. Ay herkes aynı anda geldi. Neyse gelirse yanımıza veririz. Bırakabilir misiniz? Şimdi çıkacak çocuk. Bana hediye getirir mi Sevda teyzeciğim? İbişler çok severim. Evet. Benim stres atlı yerim orası. İşte bakın kocaman. Çok güzel gözüküyor. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Tüm özenlerine her akşam. Aynen herkese. Ne güzel gördünüz. Tüm özenlerine. Çok şükür elhamdülillah. Sen başka ne getirdin aşkım? Koyulacak bir şey yoktu. Püre de var. Bu üç tabaklara koyacağız. Sen bunlara. Aynen. Tamam. Ay seni biraz sonra Allah kabul edeceğim. Oruç, set Ramazan gibi oldu aynen. Tam gerçi. Seni biraz sonra yakalayacağım. Püreyi koyalım. Önce herhalde geri götüreceğiz değil mi? Tabii canım. Elimi ben de koyalım. Nereye koyalım dedi? Şöyle mi? Çok sulu oldu. Aynen. Bakın. Tabağımız bu şekilde. Allah kabul etsin. Götür bakalım sen. İkisini aynı anda götürüyoruz. İncimiz geliyor. İnci. Asolist. Hadi gel. Furkan da burada. Furkan seni soruyor. Furkan geliyor. Bak Furkan da burada. Kimi çağırıyorsun? Karşılama komitesi. Arkadaşlar. Merhaba Maya'yı çok özlemiş. Buraya otur hiç kıpırdama. Evet, hiç kıpırdamıyor. Yengeni takip et. Şimdi kahvemizi koyalım. Annemize, babamıza. Bu çok sıcak olduğu için yenge koyabilir değil mi? Hiç kıpırdamadı şimdi. Seni yanıma getirdim aşkım. Annenle babamın canı kahve istiyor. Maya geliyor. Maya gel buraya. Maya. Şimdi onu ne yapacaksın? Bunca sallarız mecburen gelir. Hı. Kandırırız onu. Evet kandırırız. Hadi gidelim kahveleri ben yaptım da. Koş önden. Ben de tatlıları koyayım da içeri öyle gidelim. Gel yanıma gel. Bir, iki, üfle. Teşekkür ederim. Hadi.
Kız ne yapıyorsun? Sen ne yaptın? Allah sen kalmıyor. Nasıl tüyüklüdü? Biz yarın yokuz diye yapmıyormuş. İki dağdım, iki dağdım bu kadar. Saat 10:30 oldu. Hala oturuyoruz içeride. Bir güncelleme yapayım dedim. Unutmuşum kamerayı, şarja da takmayı unutmuşum. Şimdi bir mutfağı tamamen bitirdim. Şöyle göstereyim. Tabii daha gelecek bulaşıklar var da ara ara böyle gidip geldikçe, çay tazeledikçe falan hepsini makineye attım. Neredeyse bütün bulaşıkları aldı makine. Bakın. Şurada çok az bir bulaşık kaldı. Onları da elimde yıkadım. Çay bulaşıkları. Ah bataryam bitiyor. Hemen birazcık şarj edeyim. Onun dışında sadece işte şeyler, soda bulaşıkları kaldı. Öyle. Bacaklarını oynatıyor. Biraz daha uyanıp olsaydı. Ne kadar tatlı oluyor. Evet, misafirlerimiz gitti. Saat 12'yi beklediler doğum günümü kutlamak için. Tamam, şu an 12'ye 10 geçiyor. Kutladılar ve öyle gittiler. Teşekkür ediyorum. Dilekleriniz için. Çok çok çok. Şimdi makineyi yıkatmıştım hatırlarsanız. Şimdi Burak'la hemen yerleştiriyoruz. Ve şu kalanları yerleştireceğiz. Çok az bir bulaşık kaldı. Bunları hemen götürüp koyacağım. Çünkü işimi bitirmeyi severim. Değil mi? Geceye şöyle bir mutfak bırakıyorum. Düşünün, misafir takımları bile yerleşti. Hepsini yıkadım. Annemlerle otururken yani direkt makineyi çalıştırdım. Şimdi Burak'la yerleştirdik ve yeniden böyle en son kalan bulaşıkları da koyduk. Gerçekten aşırı aşırı mutluyum. Benden mutlusu yok şu an. Ve saatim 12:42. Daha da arada. Hoş geldi yeni yaşım. 28'de böyle karşılıyorum. Allah güzel geleceğine inanıyorum bana. Bir de teyzemin getirdiği hediyeyi ben açtım ama size göstermemiştim. İlla bir şeyler alıp getiriyor. Paşa Bahçe'den. Şöyle kaseler almış. Çok tatlı değil mi? Böyle misafir sofralarında ya da kalabalık sofralarda kahvaltıda reçel hayal ettim direkt. Bence çok tatlı. Yine tatlı yapması da çok güzel olur. Hatta sevgililer günde yaklaşıyorken buna şöyle güzel bir tatlı yapabiliriz. Muhallebili, üzeri işte çilek jöleli falan. Bunu bayağı beğendim. Kesesine bereket. Mis olmuş bir ciltle gece sonu. Umarım severek ve keyifle izlemişsinizdir. Ben çekerken gerçekten keyif aldım. Beni seviyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Birlikte çok güzel yerlere geldik. Gelmeye de devam edeceğimize inanıyorum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Orada daha çok şey paylaşıyorum. Daha günlük paylaşımlar yapıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.